Merhaba arkadaşlar. Nükleik asitlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız mesajcı RNA'nın nasıl oluştuğunu anlatmıştık en son. Yani transkripsiyon olayını anlatmıştık. Ribozimlerden bahsetmiştik. Şimdi geliyoruz translasyon. Artık protein sentezine doğru geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Burada translasyon olayında işte taşıyıcı RNA'yı, ribozomal RNA'yı anlatacağım. Daha sonra ise protein sentezini tamamlayarak artık bu konuyu bitirmiş olacağız. Şimdi nükleik asitler olarak yine ben başlığımı yazdım. Çünkü burada taşıyıcı RNA'dan ve ribozomal RNA'dan bahsedeceğim. Bu yüzden bundan sonraki videolarımızda artık protein sentezi diyeceğiz. Şimdi nedir translasyon arkadaşlar? İlk önce translasyonun bir tanımını verelim. Daha sonra taşıyıcı RNA'nın yapısına geçelim. O zaman şöyle bir başlık yazalım. Translasyon diye. Translasyon. Yani yazılım. Şimdi arkadaşlar transkripsiyonda okuma olayını gerçekleştirdik. Translasyon olayında ne yapacağız? Burada da yazılım olayını gerçekleştireceğiz. Artık genetik bilgiyi yazacağız. Peki yazılma için ne gereklidir? Yazılma için tabii ki taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA gerekli. İlk önce taşıyıcı RNA'nın yapısından, daha sonra da arkadaşlar ribozomal RNA'nın yani ribozomun yapısından bahsedip artık protein sentezini gerçekleştireceğiz. O zaman ilk önce translasyonun bir tanımını yapalım. Ne dedik? Mesajcı RNA'daki mRNA'daki bilgilerin yazılımıdır. Arkadaşlar burada önemli olan iki tane RNA çeşidimiz var. Bunlardan bir tanesi taşıyıcı RNA, diğeri de ribozomal RNA. İlk önce taşıyıcı RNA'nın yapısından bahsedeyim. Çünkü önemlidir bu. Amino asitlerin taşınmasını sağlıyor. Şöyle yazalım. Şöyle küçük bir başlık. tRNA'nın yapısı ve işleyişi. Arkadaşlar taşıyıcı RNA tamamen birbirlerinin aynısı değil taşıyıcı RNA'lar. Her biri birbirinden farklı olabiliyor. Her bir tipi belirli bir mesajcı RNA kodonun arkadaşlar belirli bir amino asit tercüme ediyor. Yani yapısal farklılıklarının sebebi aslında amino asit farklılığından kaynaklı. Normalde 20 çeşit amino asit var arkadaşlar. Bu 20 çeşit amino asiti kodlayan, taşıyan 45 çeşit taşıyıcı RNA vardır. Neden 45 çeşit? Normalde kodon sayısı, bakın, normalde kodon sayısı 61 çeşittir. Amino asit kodlayanlar 61 çeşittir. Bunu protein sentezini anlatırken işte o gen bölgesinde neden bu kadar olduğunu söyleyeceğim. İsterseniz burada da bir bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar kodonlar üçlü bazlar şeklinde alıyor. Bizim kaç çeşit nükleotidimiz var? 4 çeşit. RNA için söylüyorum. Nedir bunlar? Adenin nükleotidi, timin, pardon RNA'da timi yok, urasil, guanin ve sitozin var arkadaşlar. 4 çeşit. Şimdi 4'ü üçlü kombinasyonunu aldığımız zaman kaç çeşit kodon var? 64 çeşit kodon var. Bu 64 çeşit kodondan bir tanesi başlangıç kodonudur. Başlangıç. Biz buna AUG kodonu diyoruz arkadaşlar. Metiyonini sentezler bu AUG kodonu. Burada bahsetmiş olayım hatta. Direkt bir protein sentezinde daha bahsetmeyiz. 3 tane de bitiş kodonu vardır arkadaşlar. 3 tane de bitiş. Bunlar nedir? UAA, UAG ve UGA kodonları. Bunlar amino asit şifrelemez. Amino asit şifrelemez. Peki amino asit şifrelemiyorsa o zaman amino asit şifreleyen kaç tane kaldı? 61 tane kaldı. 61 kodon amino asit şifreler. Şöyle amino asit kısaca yazıyorum. Amino asit şifreler. Arkadaşlar bu 61 kodon amino asit şifrelerken şimdi bizim doğada kaç çeşit amino asitimiz var? 20 çeşit amino asit. Eğer her biri bir amino asit şifreleseydi kaç tane amino asit olması gerekiyordu? 61 tane. Ama 20 çeşit amino asitte 61 çeşit kodon var. O zaman her bir amino asiti birden fazla kodon şifreleyebilir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki 61'in sebebi nedir? Bakın, doğadaki 20 çeşit amino asidin
Bazıları birden fazla kodon tarafından şifrelenir. Şimdi buna uygun olarak da taşıyıcı RNA'larda tabii ki birbirinden farklılık gösterecek. Yani aslında bunu buraya bağlamak istedim arkadaşlar. Birden fazla kodon tarafından şifreleniyorsa o zaman taşıyıcı RNA sayısı da 20'den fazla olmalıdır. Kaç çeşit taşıyıcı RNA var? 45 çeşit taşıyıcı RNA vardır arkadaşlar. O zaman bu 45 çeşidin her biri farklı bir amino asit değil de farklı kodona göre işlev yapar. Mesela İki çeşit taşıyıcı RNA vardır. Her ikisi de diyelim ki lozin amino asitini şifreliyordur. Ama her birinin kodonu farklıdır birbirinden. Dolayısıyla buradaki çeşitlilik bundan meydana geliyor arkadaşlar. Burayı karıştırmayalım. O zaman yazalım. Taşıyıcı RNA'ların her biri birbirinden farklıdır. Birbirinden farklıdır. Yaklaşık olarak yani şu an bulunanlar bu kadar. Yaklaşık 45 çeşit tRNA vardır. tRNA vardır. Bunlar kodonlar neydi? mRNA'da bulunan şifrelerdi, değil mi? Kodonlara karşılık gelen amino asitleri taşırlar arkadaşlar. Evet, görevimiz bu şekilde taşıma yapıyor. Peki arkadaşlar, bir taşıyıcı RNA'nın yapısı nasıl bir yapıya sahiptir ve yapısında bulunan bu üçlü nükleotitlere biz ne diyoruz? Arkadaşlar, bir taşıyıcı RNA ribozoma gittiği zaman bakın bir ucunda o taşıyıcı RNA'ya özgül olan amino asit taşıyor. Diğer ucunda ise oradaki şifreye uygun antikodon bölgesini taşıyor. Yani antikodon bölgesiyle amino asit taşımıyor. Antikodon bölgesi uyum sağlarken o uyuma göre amino asit taşımış oluyor. Zaten yapı olarak çizip göstereceğim size. O zaman yazalım. Bir tRNA ribozoma ulaştığında bir ucunda özgül amino asit taşır. Diğer ucunda ise mRNA'daki kodona uygun antikodon bulunur. Evet, antikodon bulunuyor arkadaşlar. Peki taşıyıcı RNA nasıl oluşuyor? Arkadaşlar, taşıyıcı RNA'lar aynı mesajcı RNA gibi DNA'dan üretiliyor. Yani transkripsiyon olayını anlatmıştım ya ben size mesajcı RNA üzerinden. Aynı olaylar taşıyıcı RNA için de geçerli. Ama taşıyıcı RNA'da farklı bir özellik var. Mesajcı RNA'lar işte diyelim ki 1000 tane nükleotitten oluşuyorsa taşıyıcı RNA'lar arkadaşlar sadece 80 nükleotitten, yani yaklaşık olarak 80 nükleotitten oluşuyor. Oldukça kısa yapılı RNA'lardır. Yani kısa bir zincire sahiptirler. O zaman yazalım, şöyle yazalım. Taşıyıcı RNA'lar, yani tRNA'lar aynı mRNA gibi nereden sentezleniyor? DNA'dan transkribe edilir. Yani transkripsiyonla sentezlenir. Arkadaşlar, taşıyıcı RNA'lar tekrar tekrar kullanılma özelliğine sahiptir. Tekrar tekrar kullanılabiliyor. Dolayısıyla sürekli üretilme özelliğine sahip değildirler. Diyelim ki yapısı zarar görürse, artık çalışamayacak hale gelirse yeniden sentezlenir. Ama tekrar tekrar kullanıldığı için tekrardan sentezlenme ihtiyacı çok fazla duyulmuyor. Şunu da yazalım isterseniz ilk önce. tRNA'lar 80 nükleotitlik bir yapıya sahiptir. Tekrar tekrar kullanılabilir.
tekrar tekrar kullanılabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi 80 nükleotitlik yapıya sahiptir dedik. Peki normalde RNA'da hidrojen bağı bulunmuyordu genel özelliklere baktığımızda. Ama taşıyıcı RNA'lar hariç demiştik. Arkadaşlar taşıyıcı RNA'nın zincirlerinde bakın hidrojen bağı yapma özelliği vardır. Bu yüzden de bu kendi üstüne katlanabiliyor ve 3 boyutlu bir yapı haline gelebiliyor arkadaşlar. Hatta biz bunu yonca yaprağına benzetiyoruz. Yapı olarak da çizeceğim nasıl olduğunu. O zaman yazalım. Taşıyıcı RNA hidrojen bağı yapma özelliğine sahiptir. Bu yüzden kendi üstüne katlanabilir ve üç boyutlu yapı halini alabilir. Neden bu hidrojen bağı yapma özelliğine sahip? Çünkü amino asitleri taşırken geçici olarak hidrojen bağları yapıyor. Daha sonra getirip bu amino asitleri bağladıktan sonra hidrojen bağları kopuyor arkadaşlar. Ayrıca antikodon ve kodon arasında da yine bir hidrojen bağı kuruluyor. Bu yüzden de hidrojen bağı yapma özelliğine sahiptir diyoruz. Peki yapı olarak neye benzer dedik? Yonca yaprağına benzer. Yapı olarak yonca yaprağına benzer. Yapı olarak yonca yaprağına benzer. Arkadaşlar daha da böyle kabaca bir yapısını düşünürsek L şekline de benzetebiliyoruz. Yani ben dediğim gibi hani birçok özelliği Campbell'dan alıyorum. Burada L özelliğinden de bahsediyor. Bu yüzden bahsetmek istedim. Kaba yapısını düşündüğümüz zaman L şekline benziyor diyelim. Kaba yapısını düşündüğümüzde L şekline benzer. L şekline benzer. Arkadaşlar bu L şeklini hem de yonca yaprağı şeklini size çizerek göstereceğim. Şimdi ilk önce şu L şeklinden bir bahsedeyim. Arkadaşlar L'nin bir ucunda amino asit bağlanan kısmı vardır. Diğer ucunda da antikodon bulunduran halkasal bir kısmı vardır. Bu antikodon bulunduran kısım mesajcı RNA'ya bağlandığı kısımdır. Bakın şöyle şekil olarak bir çizelim isterseniz. Şimdi yonca yaprağına benzettiğimiz kısım bakın şu şekilde geliyor. Şöyle aralarda tabii hidrojen bağlarını göstereceğim. Şöyle bir yapı halini alıyor arkadaşlar. Bakın şurası 3 üssü bölgesidir. 3 üssü. Yani üç üssü ucudur ve buraya amino asit bağlanır. Renkli bir kalemle yazayım. Şöyle diyelim. Üç üssü bölgesine ne bağlanıyor? Amino asit bağlanır. Şu aralarda hidrojen bağları bulunur. Bakın şöyle hidrojen bağlarını da yapalım. Kendi üstüne katlandığı için mecburen hidrojen bağı yapması gerekiyor. Bunlar hidrojen bağları. Ve arkadaşlar antikodon bölgesi bulunur dedik. Antikodon bölgesi de şurasıdır. Şöyle 3 nükleotitlik antikodon bölgesi. Antikodon bölgesi. Evet bu şekilde bir yapıya sahip. Bu yonca yaprağı şekli. Bir de dedik ki L şekline benzetiyoruz dedik. Kabaca dedik. Arkadaşlar kabaca çizdiğimiz zaman bakın şöyle bir yapıya sahip. Buradaki şu kısım, alt tarafta bulunan kısım, yine onu da kırmızıyla yapalım isterseniz. Şu kısım arkadaşlar antikodon bölgesidir. Antikodon bölgesi. Yine üst tarafta bulunan kısım ise, bakın şurada ise amino asit bağlanır. Şöyle A nokta A yazıyorum. Amino asit bağlanır. İşte bu da L şeklidir. Ben şekil olarak size anlattığımda, şimdi şekil üstünden anlatmayı seviyorum. Hem daha akılda kalıcı oluyor. Şekil olarak anlattığımda şunu çizerek anlatacağım. Yani buradaki yonca yaprağı sadece bunun biraz daha detaylı kısmıdır. Ama kabaca arkadaşlar bu şekle benziyor. Bu yüzden de bu şekil üzerinden anlatacağım. Peki şimdi
Taşıyıcı RNA'nın bağlanma şekli nasıldır arkadaşlar? Yani bir mesajın doğru algılanabilmesi için iki şekilde bağlanma olayı gerçekleşir. Hani amino asitin iki şekilde taşınma olayı gerçekleşir. Ben bunu size anlatacağım. Daha sonra da bu olayı şekil üstünden anlatacağız. Böylece taşıyıcı RNA'yı bitirmiş olacağız. O zaman şöyle sayfayı değiştireyim. Bakın şöyle yazalım. Bir olayın ya da bir mesajın doğru anlaşılması için dedik. Evet, şimdi burada iki tane olay gerçekleşiyor. İlk önce bir diyorum. Şöyle bir. Arkadaşlar, birincisi taşıyıcı RNA'nın ve amino asitin doğru eşleşmesi, amino açil sentetaz dediğimiz bir enzim ailesi var. Bu enzim ailesi tarafından kontrol ediliyor ve bu oldukça da detaylı bir kısımdır. Bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Karşımıza çıkabilir. Çünkü hem sorulması oldukça kolay bir yer hem de oldukça detaylı bir yer. O yüzden burayı dikkatlice dinleyin. Şimdi ilk önce yazalım bakın. Taşıyıcı RNA ve amino asitin doğru eşleşmesi amino açil, bakın burası dikkat, amino açil sentetaz denilen bir enzim ailesi tarafından kontrol edilir arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi peki nasıl kontrol ediliyor? Amino açil sentetaz ailesinin her bir taşıyıcı RNA için arkadaşlar aktif bir merkezi var. Bu aktif merkezi sayesinde taşıyıcı RNA'yı tanıyor. Taşıyıcı RNA'yı kendisine bağlıyor. Daha sonra burada amino asiti taşıyıcı RNA'ya bağlıyor ve taşıyıcı RNA'yı serbest bırakıyor. Yani burada enzim aslında bir bağlama görevi görüyor. Yani bir katalizördür arkadaşlar. Hem olayı hızlandırmış oluyor hem de doğru bir eşleşme yapmış oluyor. O zaman şöyle yazalım. Amino açil taşıyıcı RNA ile amino asitin bağlanmasını aktif bölgesinde yapar. Dediğim gibi böylece hem olayı hızlandırmış oluyor hem de doğru bir eşleşme yapmış oluyor arkadaşlar. Şimdi her bir amino asit için farklı bir amino açil vardır. Dolayısıyla kaç çeşit amino açil vardır arkadaşlar? 20 çeşit amino açil enzimi vardır. O zaman yazalım. Her bir amino asit için farklı amino açil sentetaz enzimi vardır. Yani parantez içerisinde yazıyorum, uzatmaya gerek yok. 20 çeşit arkadaşlar amino asit sentetaz enzimi var. Peki bu olay daha tepe harcanacak mı? Tabii ki harcanır. Çünkü bağ yapıyor. Bu olayda ATP harcanır. Şimdi bu bizim birinci olayımızdı. Birinci olayın şeklini ben şöyle kenara çizeceğim. Ama ikinci olayı da anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra birinci olayı bir tekrar etmiş oluruz. Şimdi ikinci olayı anlatıyorum. Birincisinde enzim sayesinde yaptı bu olayı. Peki ikincisinde ne yapacak? Arkadaşlar, ikincisinde taşıyıcı RNA antikodonu uygun mesajcı RNA kodonu ile eşleşecek. Yani burada bakın, antikodonun herhangi bir görevi yoktu bu olayda. Ama ikinci olayda antikodonun görevi başlıyor. O zaman yazalım. Taşıyıcı RNA antikodonu uygun mRNA kodonu ile eşleşir. İşte bu olay da bizim ikinci olayımızdır. Arkadaşlar, şimdi bir kodonun veya antikodonun üçüncü bazı ve taşıyıcı RNA'nın antikodonundaki bunun karşılığına gelen, hani sonuçta kodonla antikodon birbirine karşılık geliyor ya. Şimdi kodondaki 3. bazla antikodondaki 3. baz arasında bazı farklılıklar ortaya çıkıyor. Yani oldukça gevşek bağlanıyor.
biraz daha diğerlerine göre gevşek bağlanıyor arkadaşlar. Bu yüzden de çok yönlülük sağlanmış oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Diyelim ki bir taşıyıcı RNA antikodonunun 500'lü ucunda işte uracil nükleotidi var. Mesajcı RNA'nın kodonunda ise adenin ya da guaninden herhangi biri gelebilir. İşte burada bir nasıl diyeyim size, esneklik olduğu için çeşitlilik de sağlanmış oluyor. Biraz hani ilk başta anlatırken biraz mantıksız gibi gelebiliyor. Çünkü urasilin karşısına gelmesi lazım? Adenin gelmesi lazım. Ama burada ne diyoruz? Adenin ya da guanin gelebilir diyoruz. Burada arkadaşlar bir imtiyaz var diyebiliriz aslında. Ne yapıyor burada? İşte bir esneklik sağlıyor ve böylece çeşitliliği de sağlamış oluyor. Biz bu olaya wobble olayı diyoruz arkadaşlar. Wobble diyoruz. Birazdan nasıl yazıldığını da yazacağım zaten. Mesela yine bir örnek vereyim. İşte antikodonun 3 üssü ucundan mesela işte U, C, U şeklinde, yani urasil, sitozin, urasil şeklinde gidiyor. Her ikisinde de bakın arjinini kodlayan arkadaşlar 5 üssü ucundan yine A, G, A şeklinde ya da A, G, G şeklinde olabilir. Şimdi yazarken daha iyi anlayacaksınız. Yani ilk iki nükleotit değişmiyor ama üçüncü nükleotit değiştiğinde aynı amino asiti sentezleyebiliyor arkadaşlar. Biz bu olaya wobble olayı diyoruz. O zaman yazalım. Şöyle diyelim. Bir kodonun 3. bazı tRNA'ya denk gelen ya da tRNA antikodonundaki bunun karşılığı olan baz arasında esneklik vardır ve bu olay çok yönlülük sağlar, yani çeşitlilik sağlar. Çok yönlülük sağlar arkadaşlar. Biz bu olaya ne diyoruz? Wobble olayı diyoruz. Bu olaya wobble denir. Wobble dediğim gibi karşımıza çıkabilir. Hani wobble'la ilgili hangisi doğrudur veya işte olayı açıklar bu nedir diye sorabilir. Ama bence wobble olayıyla ilgili hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır daha mantıklı bir soru olur. Şimdi bakın örnek vereceğim size. Örneğimiz şu. Direkt kısaca örnekten geçiyorum. Arkadaşlar antikodonumuz şu olsun. Antikodon. 3 üssü ucundan bakın. Urasil, sitozin, urasil şu şekilde 5 üssü ucu yazdık. Olan bir tRNA. Bakın. Kodona geldiğimiz zaman bakın kodon ne olur? 5 üssüyle başlayacak. 5 üssü. A bakın urasilin karşısına ne geldi? Adenin. Sitozinin karşısına ne gelecek? Guanin. Urasilin karşısına ne gelecek? Adenin gelecek ve yine 3 üssü olacak. Bakın ya da şöyle de olabilir. Şimdi ya da dedik arkadaşlar. 5 üssü ucu şöyle dedik. Adenin, guanin bakın ilk ikisi değişmiyor. Üçüncüsü guanin olabilir. Şöyle 3 üssü diyoruz. Olabilir diyoruz. Bakın biz bu olaya ne diyoruz? Wobble olayı diyoruz arkadaşlar. Şöyle. Urasilin karşısına normalde ne gelmesi lazım? Adenin. Ama adenin ya da guaninden herhangi biri gelebilir. Biz bu olaya wobble olayı diyoruz. Her ikisi de arkadaşlar mesela arginin amino asitini sentezler. Yani şuradaki iki kodon da arkadaşlar arginin amino asitine denk gelir. Şöyle diyelim. Her ikisi de arginin amino asitine denk gelir. İşte böylece bir amino asiti birden fazla kodon sentezliyor diyoruz ya. Bu şekilde birden fazla kodon tarafından sentezlenebilir. Unutmayın şu ilk ikisi değişmiyor. Sadece üçüncüsü değişiyor arkadaşlar. Ve bu olaya da wobble olayı diyoruz. İşte bizim ikinci mekanizmamız da bu şekilde. Birincisinde antikodonlar herhangi bir şekilde işlev görmüyor. Sadece sentetaz enzimi, amino asit sentetaz enzimi sayesinde taşıyıcı RNA'ya
amino asit bağlanıyor. Ama ikinci olayda arkadaşlar kodon antikodon uyumu sayesinde amino asit bağlanması gerçekleşiyor. Şimdi ben bu birinci olayı şekil olarak size göstermek istiyorum. Şekli çizeyim, üstünde anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle çizdim. Çizim biraz kötü durabilir ama anlayacağınızı umuyorum. Şöyle şimdi bakın. Bu amino asit sentetaz dediğimiz enzim. Teşhirci RNA'ya bağlayacak amino asiti. Şurada amino asitimiz var ve ATP harcandığı için tabii ki burada ATP'ye de ihtiyacımız var. Ne oluyor burada? Arkadaşlar bakın şöyle bir numaralı olay diyorum. Aktif bölge dediğimiz şu enzimin aktif bölgesi. Bu bölgeye amino asit ve ATP bağlanır bakın. Aktif bölge amino asit ve ATP'yi bağlar. ATP'yi bağlar. Şimdi bağlanma gerçekleştikten sonra ATP'den 2 tane fosfat çıkar dışarıya arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ATP'nin yapısı nasıldı? Adenozin dediğimiz adenin ve bazı vardı 5 karbonlu şeker olan işte şeker grubu var. Yapısında 3 tane de fosfat var. Bu fosfatlar arasında arkadaşlar yüksek enerjili bağ vardır. 2 tane yüksek enerjili bağ vardır. Bu bağlar koparıldığı zaman buradaki enerji kullanılıyor. Dolayısıyla burada 2 tane fosfat koparıldığı için her iki enerji de kullanılmış oluyor. Daha sonra adenozin monofosfat dediğimiz bakın şu yapı enzime bağlanıyor. Buradaki yapı enzime bağlandı. O zaman yazalım ikinci olayımızı. ATP 2 fosfat grubunu bitirir ve AMP yani adenozin monofosfat olarak amino asit bağlanır. Hem adenozin monofosfat bağlanıyor hem de amino asit burada bağlanıyor arkadaşlar. Geliyoruz şimdi 3. olayımıza. Burada artık taşıyıcı RNA devreye girecek. Taşıyıcı RNA arkadaşlar gelip enzimin aktif bölgesi. Tabii bunun için uygun taşıyıcı RNA olması gerekiyor. Çünkü enzimler buradaki taşıyıcı RNA'ya özgüdür. O yüzden de 20 çeşit şey var dedik. Her amino asite özgü olduğu için arkadaşlar 20 çeşit sentetaz enzimi var dedik. Şimdi burada gelip aktif bölgeye bağlanıyor. Burada arkadaşlar amino asitle bakın taşıyıcı RNA arasında bağ kuruluyor. Ve taşıyıcı artık adenozin monofosfat dediğimiz yapı buradan ayrılıyor. Çünkü bunun işi bitti. O zaman üçüncü olayda ne diyoruz? Uygun olan tRNA AMP'yi ayırarak amino aside bağlanır. Nasıl bağlanır arkadaşlar? Unutmayın kovalent olarak bağlanır. Yani amino asitle taşıyıcı RNA arasında kovalent bağ vardır. Bağlanır. Şimdi artık geliyorum sonuncuya. Hani bağlanma gerçekleşti ya bağlandığı için artık buradan ne yapacak? Ayrılacak arkadaşlar. Artık yüklü olan bu amino asit yüklü olan taşıyıcı RNA ne diyoruz? Yüklü RNA diyoruz. Böylece olay gerçekleşmiş oluyor. Şöyle 4 diyorum. Amino asit yüklü tRNA enzim tarafından serbest bırakılır. İşte benim bu anlattığım birinci mekanizma bakın burada şekil olarak özetledim. Her zaman için dediğim gibi şekiller üstünde çalışın. Çünkü ben Campbell'da hani okuyorum eksik bilgi var mı hani nasıl tamamlayabilirim diye Campbell'dan tamamlıyorum. Hatta bu olay PGM'e baktığınız zaman eğer elinizde varsa çok basit düzeyde anlatılmış arkadaşlar. Yani şurası bile yok. Hani hiçbir şekilde yok. Direkt protein sentezini anlatmış geçmiş. Ama bizim daha detaylı bilmemiz gerektiği için ben bu kısmı direkt Campbell'dan aldım. Hatta bu protein sentezi işte replikasyon, translasyon gibi bütün olayları Campbell'dan aldım diyebilirim. Özellikle Campbell'da şekil üstünden çalışın. Çünkü okuduğunuzu anlamasanız bile şekil üstünde gayet basit düzeyde anlatmış. Hem şekil olarak gördüğünüz için daha akılda kalıcı oluyor. Evet böylece taşıyıcı RNA'nın yapısını nasıl çalıştığını bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Bu arada şunu da hatırlatayım. 9. baskısı
Benim ilk videomda var arkadaşlar. Paylaştım orada açıklama kısmında. Bu hani biyoloji konu ve soru dağılımı var ya. Oraya girdiğiniz zaman PDF'sini bulabilirsiniz. Campbell'ın 9. baskısının. Bunu da eklemiş olayım. Evet, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.